Bugünkü konuğum İzzet Memi, tıp doktoru ve Açık Ruh Ameliyatı kitabının yazarı. Öncelikle merhaba İzzet, çok teşekkür ederim kabul edip geldiğin için. Ben teşekkür ederim nazik davetin için. Çok çok teşekkürler. Şimdi kitaptan bir alıntı. Bu kitap bir doktorun kendiyle yüzleşmesi açıklamasını taşıyor. Yine kitaptan bir alıntı. Hayat bir kabul oyunu diyorsun. Fakat aslında hayatın ona verdiği lütufları da birçok insan için tıp doktoru olmak lütuf kabul edilecek bir şey. Bir anlamda elinin tersiyle itip başka mecralara kayma cesaretini de göstermişsin. Neden oyunu bozdun? Neden orada bir kabulleniş yaşamadın? Değil mi? Birazcık böyle oyun bozanlık yapmış olduk. Hani madem giriyorsun fakülteye bari hem de bitiriyorsun bari hani doktorluğa devam et. Niye böyle bir şey seçiyorsun? Ya valla Emel şimdi tabii seçerken 18 yaşında bir tercih yapıyorsun ve sana bir sürü şeyler söyleniyor tercihinle ilgili. Fakat ben zaten 18 yaşında bütün hayatı çözmüş her şeyi bilen bir adamdım. O yüzden de kimseyi dinlemedim. Sonra Tüm fark ettim 18 ki tabii. yaşındakiler gibi. Yani gerçekten öyle. Sonra seneler sonra yani fakülteyi bitirip ayrılıp üzerine bir sürü şey de yaptıktan sonra şunu fark ettim. Yani benim tıbba giriş amacım görünürde çok ulvi gözükse de aslında ben kendi çıkarım için girmişim. Farklı olmak için işte sorulduğunda ne okuyorsun? Ha ben tıp okuyorum. Yani rica edeceğim biraz saygı göster gibi bir hali yaratmak için girmişim. Doktor titrini aldıktan sonra da artık o ömür boyu benle amacına hizmet etmeyi bırakınca çok da bir anlamı olmamış diyelim. Tabii o anlarda o kabul oyununu tam yapamıyordum onu söyleyeyim yani. Hatta tam yapamamak değil isyanım çok tepedeydi, çok yargılarla doluydum, çok öfkeliydim, kendime çok uzaktım. Zaten bu kabule gelebilmek için aslında bu yolculuğa çıktım. Bu yolculuğunda bir parçası olarak bu kitap ortaya çıkmış oldu. TEDx konuşmalarından cesaret alarak sert bir soruyla devam etmek istiyorum. O dönemki kafa karışıklıklarından bahsediyorsun konuşmalarında. Şimdi kolay bir karar da değil. Öyle bir fakülteyi bırakıp bambaşka mecralara kaymak. Bir defa ailen bile dur demiş midir diye soracağım. Ve bir dönem ilaç endüstrisine de hizmet veren bir tıp doktoru olarak o dönemde hiç antidepresanlara başvurdun mu? Çünkü günümüzün popüler kafa karışıklığının çözümü o kimyasal takviyeler gibi algılanıyor. Tekrar ilaç endüstrisine dönmeyi düşünüyor musun bilmiyorum ama cesaretimi toplayıp bunu soracağım. Hiç kullandın mı antidepresan? Ya da bu tür desteğe ihtiyacı olanlara neler önerirsin? Kullanmadıysan eğer, sen nelerden faydalandın? Şöyle paylaşayım. İki seans psikiyatra gittim. Tam o dönemlerde ve çok hafif bir dozda kullanmaya başladım. Fakat bu ilaçları tabii belli bir zamana kadar zamanda kullanmaya ihtiyaç var ki kan seviyesi etkili konsantrasyona ulaşabilsin. Ben onu dahi bekleyemedim ve bıraktım. Haliyle bir 5 gün kadar sanırım hatırladığım kadarıyla kullandım ve bıraktım. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani ben hani bunun okulunu okumuş olarak biri olarak ben ilaca karşı değilim. Ama nasıl karşı değilim? Yani başım ağrıyorsa ve o ilaç geçirecekse o zaman o ilacı alabilirim. Hani bazen çok sert esneklikten uzak söylemler duyuyorum. Ben vücuduma ilaç sokmayacağım diye. Yani öyle bir şey ki beslenmemizden tut kıyafetlerimize, yaşam tarzımıza, evimize aldığımız mobilyaya kadar o kadar çok şeyi hayatımıza sokuyoruz ki o ilaca kalmamış aslında. He tabii bunun suistimali var mı? Her sektör diyeceğim olduğu gibi. Her konumda olduğu gibi bunun da çok suistimal edildiği alanlara da şahit oldum. Yine TEDx konuşmalarında kendine duyduğun memnuniyetsizlikten sıkça bahsediyorsun. Orada müthiş bir öz eleştiri var. Ve kişinin kendiyle yüzleşmesine hem kitabında hem de konuşmalarında sıkça değiniyorsun. Bir doktor olarak farz edelim ki kendimizi de hasta gibi kabul ettiğimizde, hani bir ben var bende, benden içeri, o iki kişi şizoid bir bakışla
Hasta doktor sorusu gibi yaparsan, kendine yüzleşirken ilk sorduğun soru neydi? Aslında hani felsefenin iki temel sorusunu sordum. Ben kimim ve burada ne işim var? Yani hani ve o işimi gerçekleştirebiliyor muyum acaba kendim olarak? İki cevap da çok belirsiz, çok flu ve aslında cevap verebileceğimi düşünürken o kadar çaresiz kaldım ki bu soruların cevaplarını aramaya çıktım. Ve o dönemlerde tabii çok gerginsin kendinle, sürekli sürtüşme halindesin, çatışma halindesin. Bir kıvılcım büyük bir tartışmaya neden olabiliyor. Ne değişti dersen, bugün yani senin burada ne işin var keşke olmasandan bugün sana nasıl yardımcı olabilirim? Burada benim sorumluluğum ne gibi daha destekleyici ve kucaklayıcı sorulara gelebildiğimi düşünüyorum. Tabii ki arada hala boks eldivenlerine girip böyle boks maçına çıkıyoruz kendimle ama hani bu değişiklik, bu süreç en azından buna katkı sağladı. Modern insanın en büyük problemi belki de o birçok elementle uğraşırken kendini ihmal etmesi olabilir mi acaba? Senin yolculuğunun bir kısmında ya da üzerine kafa yorduğun konulardan biri bu olduğu için modern insan neden her şeyle çok meşgul olup sence kendini bir tarafa alabiliyor? Orayı nasıl ıskalıyor? Bu konuda çok haklısın. Neden? Şimdi hepimizin kendi yaşamak istediğimiz ve aklımızda kurguladığımız veya aklımızın bizim için kurguladığı bir ideal dünya var. Nedir bu ideal dünya? Yani mutlu olacağımızı öngördüğümüz, her şeyin bizim istediğimiz gibi olduğu bir ideal dünya. Şimdi 1900'lerin ortasına bakarsak bu ideal dünya 4-5 parçadan oluşuyordu. Neydi? Okulunu oku, evlen, çocuk yap, çalış. Daha da başka bir şeye ihtiyacın yok. Zaten savaştan çıkmışız. Karnın toksa, bir çatın varsa senin hayatın mükemmel. Zaman ilerledikçe bu ideal dünyaya bir sürü farklı parça eklendi. Günümüz dünyasında artık ben ne diyeyim? Venezuela'da ne olup bittiğini takip edebiliyorum. Nijerya'da ne olup bittiğini takip edebiliyorum. Her bir rastladığım hayat, her bir rastladığım deneyim benim ideal dünyama bir parça daha eklememe neden oluyor. Yani şu da olsun, bu da olsun diyorum. Bugün artık ideal dünyalar sosyal medyanın da etkisiyle artık yüzlerce olmazsa olmaz parçadan oluşuyor. Ben haliyle 5 parçayı ideal dünyamda gerçekleştirdiğimde geriye kalan 95 parça beni mutsuz ediyor. Ben bir mutsuzluğumda ne yapıyorum? Bu sefer kendimi unutup belki de birazcık otopilot halinde bu 95 parçanın peşinden koşuyorum. Eskiden böyle değildi. Her şey yerli yerinde ve tamamlanmış şekildeydi. Tamamlanmasa bile yani benim 4 tane talebim varsa ikisini hayatımda elde edebildiysem yine onunla huzurlu olabiliyordum. Şimdi öyle değil. Bu huzursuzluk ve bu tüketimle peşinden koştuğum alanlar beni maalesef kendimden uzaklaştırıyor veya senin deyiminle kendimi unutabiliyorum. Hayat bir kabul oyunu. Kabul edip yola devam etme. Sana ait bir ifade bu. İnsanın da en zorlandığı şey galiba kendini kabul edebilmesi, olduğu gibi kabul edebilmesi. Bu yolda hangi önerilerde bulunuyorsun? Valla gerçekten sorsan da bana hayattaki en zor şey ne? Kesinlikle insanın kendini kabul etmesi diyebilirim. Burada birkaç tane çünkü sıkıştığımız, bizi aşan durum var. Bunlardan bir tanesine bir kere insan kendine kördür ve insan kendinin cahilidir. O yüzden kendini zaten hani bırak olduğu gibi kabul etmeyi, olduğu gibi görebilmesi bile teknik olarak, kendi yazılımımız olarak çok zor. Bu nedenle birazcık kendimizden uzaklaşıp olaya şahit olmak faydalı olabilir. Ne demek bu? Yani ben bir hareket yaptığım zaman kendime sinirlenebiliyorum.
Zaten sen işte bak böylesin, kendimizi yine burada bulduk, hala akıllanmadın vesaire gibi söylemler içimden geçebiliyor. Aynı durumda en yakın arkadaşım aynı hareketi yapsa ona öyle davranmıyorum. Ona diyorum ki boş ver, geçer, bir de şuradan bak. Ya bak ne kadar emek veriyorsun. Yani onu şefkatle kucaklıyorum. O zaman aynı durumda kendime kızarken arkadaşıma şefkat gösteriyorsam bir yerden birinde haksızlık etmiş oluyorum. Ya kendime ya arkadaşıma. Peki sorduğun zaman aslında bu soruyu dürüstçe cevap çok bariz ortaya çıkıyor. Kendime haksızlık etmiş oluyorum. O zaman demek ki ben birazcık kendimden çıkıp kendimi değerlendirmek için kendimden çıkıp başka örnekleri de görmeye ihtiyacım var. Bu bir tanesi olabilir. En azından durumu daha rahat kabul edebilmek için. Bunun yanında niye insan kendini kabul edemiyor? Çünkü kendinden çok fazla beklentisi var. Bu beklentiyi oluşturan ne? Aslında kendini yanlış bilmesi, yanlış tanıması. Ben şu durumda şunu yapabilirim diyor. Şu durumda şunu çıkıp söyleyebilirim diyor kendi aklında. Fakat kendini bilmediği için aslında o yetkinliğe sahip olmadığını henüz diyelim, henüz sahip olmadığını fark edemiyor. Durumla karşılaşınca da bu sefer duvara toslamış oluyoruz. Aa, ben bunu yapamadım, nasıl yapamadım? Ama zaten yapabilecek yetkinliğin yoktu belki de. O yüzden o kendini bilme hali de belki bizim bu kabul yolculuğunu kolaylaştırabilir. Dikkat ediyorum. Sen bütün önerilerini kendi hayatındaki negatif deneyimlerle özleştirip ben de bunu yaşadım ama siz yapmayından yola çıkarak anlatıyorsun. Çok sıkça yaptığımız ve gözlemlediğimiz bir şey. Kendimizi tanımadığımız ve kabullenmediğimiz için kabul edilecek insan olmaya dair davranışlar. Yani sen diyorsun ya, yanımdaki şakacı birini hoşlanıyorsa hemen şakacı biri oluyorum. Ya da işte daha depresif, ciddi, snob biri ise öyle biri oluyorum. Bu çok rastladığımız ve hepimizin zaman zaman sevilme ihtiyacından mı kaynaklıdır? Şimdi sana soracağım bunu. Bu kaymaları yaşıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Temelde ihtiyacımız olan değerlilik hissini tatmak mı? Onaylanmak mı? Ya da bulamadığımız kendimizi umutsuzca başkalarının gözlerinde aramak? Valla aslında çok güzel özetledin hepsini. Bunun en temelinde yani bizim de fark etmediğimiz evrimsel bir süreç var. Çünkü yani bizim türümüz, insan türü, Homo sapien birlikte hareket ederek, kolektif şekilde hareket edebildiği için bugün diğer insan türlerine evrim hani devre dışı bırakırken biz devam etmişiz. Şimdi kolektif olarak hareket etmek ne demek? Ben onaylandığım zaman akıl diyor ki, oh diyor, çok güzel. Benden bir tane daha var. Demek ki bu benim yaşama devamlılığım ihtimalini arttıracak diyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Çok otomatik yaşıyoruz ama akıl bunu diyor. O yüzden bir onaylanma talebimiz var. En dipteki sebep bu. Diğeri tabii ki bizim deneyimlediğimiz yalnız kalma korkusu. Yani ben şöyle davranırsam sevilmem, sevilmezsem de yalnız kalırım. Yalnız kalırsam da zaten kendimi sevmediğim kendimle kalırım ve buna katlanamam. Bari başkaları olsun da kendimden biraz olsun uzaklaşabileyim, o yalnızlığı yaşamayayım. Tek başınalık değil ama söylediğim o yalnızlık. Bir nedeni de bu olabilir. En nihayetinde de İşte bu senin çok güzel ifade ettiğin değersizlik ve sevilmeme korkusu da bunların aslında en tepesinde var oluyor. Yani o el alem ne der, aman bir şeydi demesinler, en azından beni böyle tanısınlar. Zaten ben de bu halimin tanınmasını istiyorum. O tanınmamasını istediğim hal ne başkası ne de ben görmeyeyim gibi bir kurguyla bazen bilerek ama çoğu zaman da farkında olmadan bu şekilde davranıyoruz. Senin Yaratıcı Ruhun Açık Ruh Ameliyatı kitabını okurlarsa ne ala, okumazlarsa iş başa düşer. Ben sahneye çıkarım, bir de anlatırım
şeklinde ilerledi. Biliyorum ki hem sosyal medya adresinde hem de ki sen de benim gibi çok yenisin sosyal medyada. Evet. Bir sürü muhatabın var. Sana doktor kimliğinle gelen sorular var. İşte yazdığın kitapla ilgili gelen sorular var. En sık ortak diye nitelendirebileceğimiz kolektif sorun günümüz dünyasında ya da ülkemiz bazında ne olabilir sence? Bana en çok gelen açıkçası korkularımla nasıl yüzleşebilirim veya korkularımı nasıl yönetebilirim? Bu en tepedeki soru olsun. Tabii birazcık orayı irdeleyince bir temel korku var aslında. İstemediğimiz bir şeyin başımıza gelmesi ve mevcut durumda durumu kaybedecek olmamız. Çünkü geleceğe dair bir duygu. Ama korkular da farklı farklı olabiliyor. Bir yakınını kaybetme korkusu diye gelebiliyor. Başarısızlık korkusu diye gelebiliyor. İtibar kaygısı diye gelebiliyor. Arkadaşlarını kaybetmek diye gelebiliyor. Bir sürü farklı neden var. Zaten bütün de bu yolculuk, hani sen de çok içindesin, çok hani konuya dair çok fazla bilgin var, fikrin var. Bütün yolculuk zaten bu korkuları yönetip daha özgür bir akıl, daha özgür bir beden ve daha özgür bir gönül deneyimlemek üzerine. Korkuları bitirmek diyemeyeceğim. Onlar genelde yani hep içimizde kalacak ama doğru yönetebilmek. Bu Bence korkular en maddi kaynaklı mı? valla kişinin farkındalık seviyesine göre değişiyor diyebilirim. Hani bu işte Hinduizm'de belki çakralarla anlatılmış, kök çakra seviyesinde belki diyebiliriz. Orada çünkü maddiyatla köklenme var ve bütün kişi değerini maddiyat üzerinden koyuyor. Yani o kişiler tabii ki maddiyat üzerinden korkuyu yaşıyor. Kişi hayatında hangi sembolle değerli hissediyorsa aslında onu kaybetme korkusu. Yani kişi mal, mülk, arabayla değerli hissediyorsa aman o gitmesin diyor. Kişi Instagram adresiyle, takipçiyle değerli hissediyorsa aman o gitmesin diyor. Kişi çevresiyle, kendi sevgisiyle vesaire yani neyle değerli hissediyorsa onunla bir aslında yani aşk ve nefret ilişkisi var. Yani sahip olduğu için mutlu ama aman ya giderse diye de sürekli korku hissediyor. Gelinebilecek yer ne? Ben kendime sahipsem zaten yeterince değerliyim algısına geçmek. O zaman zaten kaybedecek bir şeyiniz yok. Zaten kendimiz kendimizleyiz. Ömür nereye kadar giderse de bu kendimizle yaşayacağımız yolculukta değerli hissedebiliriz. Peki bencillik mertebesine ya da frekansına girmeden kişinin aslında kendinden menkul olabilmesi ve eş, para, kariyer, mal, mülk bunlardan bağımsız sadece kendiyle var olma becerisine sahip mi fıtri olarak insan? Tabii Bunu yani nasıl başarır aslında ya da bunun keşfi nasıl olur? Kişi sadece kendinden memnun olup sadece kendine yaslanma seviyesine nasıl yakalar? Nereye dönmelidir buraya gidebilmek için? hani çok klasik olacak ama içine dönmelidir tabii ki. Çünkü o içinde asıl değeri, asıl iç dünyasının değerini anlayabildiğinde bu yolculuk biraz daha ne diyelim kendini daha değerli hissederek yaşanabilir. Bir başka şey de yani ben hani şeyci değilim. Eğer bu dünyaya geldiysek bu üç boyutlu dünyaya veya getirildiysek nasılsa izleyenlerin inancı bu dünyanın da bize sunduğu keyiflerden kendimizi mahrum bırakma zihniyetinde değilim. Fakat sadece ben mesela atıyorum evime çok bağlandığım zaman bu sefer onsuz olmaz gibi bir halde hayatımı deneyimliyorum. Halbuki şunu diyebilirim. Evet bugün var ama yarın ne olacağını bilmiyorum. Ve bu benim için gayet uygun. Yani emanet verilmiş ve bir gün alınabilir zihniyeti belki beni daha çok kendime doğru yönlendirebilir. Tabii orada da bitmiyor yolculuk. İnancına göre kişinin kendinden de çıkıp
inanıyorlarsa aslında bir senin de var olmadığını idrak edip sadece seni yaradan peşinde gidilebilecek, oraya varılacak bir yolculuk diye söylüyor kadim öğretiler en azından. Evet, tüm kadim öğretiler bunu söylüyor. Fakat bir de günümüzün realiteleri var. Nedir onlar? Bu söylediğin ve mukayese yapmadan sadece kendinden menkul ve menzile doğru yürürken o kadar yan etkiler var ki günümüzde. Yani bugünün insanı yoklukla değil çoklukla imtihan ediliyor eğer bu bir sınavsa. Nedir o? Sosyal medya. Kendini bulabilmek o kadar zor ki. Takipçi sayısıyla sınıflandırılan, konumlandırılan bir dünya var. Sosyal medyayı hiç inkar edemeyiz. Kişinin kendi hayatından memnun olmaması için eğer niyeti varsa o kadar çok fotoğraf var ki orada. Günümüzde bu zoru başarmayla ilgili tiyoların ne olabilir? Burada yani bir kere benim bir kendime sormamaya ihtiyacım var. Yani gerçekten beğeni sayısının belli bir sayıda olması veya az olması beni ne kadar etkiliyor, neden etkiliyor? Bunun yanında ben sosyal medyada çizdiğim imajla gerçek hayatta çizdiğim imaj aynı mı? Bu ikisi arasında nasıl bir korelasyon var? Bir başka bir konu, bugün sosyal medya hesabım benden alınırsa ben ne hissederim? Yani bu tarz sorgulayıcı sorulara ihtiyaç var ki benim oraya olan bağımlılığım azalabilsin. Tabii sosyal medya deyince bir yandan da Sinan'ı da tanıdığını biliyorum. Sinan Canan kitaplarında sıkça bahseder hormonların etkisini ve sosyal medyanın hormonlara etkisini. Bu like deyip geçiyoruz, beğeni deyip geçiyoruz ama müthiş bir anlatımla dopamin seviyesini her bir like'ın nasıl etkilediğinden çok güzel bahsetmiş Sinan Canan'ın kulaklarını çınlatalım. Tıp doktoru olarak belki o konuya da değinmek ister misin acaba? Tabii Hani ki. masum bir resim koyuyoruz. Gelen her bir beğeni bizde hangi etkiyi yapıyor? Valla hani Sinan hocama da selam olsun buradan. Ne oluyor? Dopamin bizde her ödül mekanizması tetiklendiğinde dopamin salgılanıyor ve biz o ödülü alıyoruz. Ve her beğeni de ortaya çıkmış ki bize bir ödül etkisi yapıyor. Şimdi buraya kadar belki bir sıkıntı yok. Fakat vücutta her zaman direnç gelişme durumu var. Yani bir doz bir şey verdiğiniz zaman bir süre sonra aynı dozla aynı etkiyi alamama durumu var. Bu like durumunda da dopamin sistemi o kadar çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Fakat beni artık eskisi kadar aynı like sayısı tatmin etmemeye başlıyor. Ama ben bir kere alıştım ödül mekanizmasına. Bu ödülü devam ettirmek istiyorum. Çünkü orada duyduğum duygu vücuduma iyi geliyor. Vücudum daha çok istiyor bunu. Bu sefer de ben beğeni sayısını arttırmak için daha farklı yollara gidebiliyorum. Yani bugün o yüzden yani nasıl bu fotoğrafı çeker de böyle bir video mu olur hiç mi düşünmemiş gibi yorumları yapabiliyoruz. Çünkü gerçekten o an düşünemiyor. O an çok içgüdüsel olarak isteği, amacı kişinin orada beğeni alıp kendi dopamin sistemini doyurmak. Bir başka konu daha oluyor. Şimdi dopamin sistemi kendi içinde bir çalışma düzeni var. Biz bu düzeni sürekli tetikleyip sürekli salgılattığımız zaman kendi içinde bozulmaya başlıyor. Kendi içinde bozulunca biz bu sefer standart olarak keyif aldığımız, dopamin salgılattığımız şeylerden de dopamin salgılanmamaya başlıyor. Bu da kişiyi risk olarak diyelim, depresif bir ruh haline sokup, depresif bir moda sokup hayattan keyif almasını engelleyebiliyor. Böyle bir şey olunca da keyif almak için ne yapacak? Tek bildiği işleyen dopamin yerine gidecek. O da sosyal medya. Yani bu böyle bir kısır döngü haline geçiyor maalesef. Peki özellikle ergenler ve gelişmekte olan çocuklar için maalesef onların da sosyal medya adresleri var ve aynı sürece onlar da maruz kalıyorlar. Dopamin salgısının fazlası
Başka bağımlılıklara da kapı aralayabilir mi? Şöyle yani depresif bir ruh halinde, yani depresif bir realite yaşıyorsam, ben öyle söyleyeyim. Hayata baktığımda keyif almıyorsam veya işte standart rutinim diyeyim artık beni tatmin etmiyorsa, tabii ki her insan gibi beni tatmin edecek rutinlerin içine doğru kayabilirim. Yani farklı alışkanlıklar, farklı bağımlılıklar gibi. Bir başka konu daha var aslında, bu dopaminle paralel. Şimdi ben bir imaj sergiliyorum sosyal medyada ve o imajım dopamin alıyor veya dopamin salgılatıyor. Reel hayata döndüğümde aynı imajı sergileyemediğim zaman bu beni rahatsız hissettirebilir. Çünkü açıklarım ortaya çıkabilir. O zaman da ben sosyal medyadaki imajımın da bağımlısı oluyorum. Bu sefer de başka biri, o alıyor dopamini, o alıyor beğeniyi. Gerçek hayat almıyor ki. Yani filtre alıyor, efendim işte Photoshop alıyor. Fakat bu da benim bir şeyimde vardı videomda. Bu da bizi giderek daha da fast food zevklere itiyor. Yani koy fotoğrafı, al beğeniyi. Bu da kendi reel yaşamdan uzaklaştırma riski var. Yani benim hayat görüşümde yasak diye bir şey yok ama denge var her zaman. Yani bunun da dengelenmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Tabii bu hem gençlerin, gelişmekte olanların sosyal medyayla ilişkisi ayrı bir bana göre sohbet konusu. Ancak şunun sorusu cevabını da senden almak istiyorum. Hem hekim kimliğinle hem de biliyorum ki bu yola baş koymuş ve farklı farklı mecralardan kendini beslemeye çalışan biri olarak. Ruhu nasıl tanımlarsın? İnsan akıl ve bedenden mi ibarettir? Ya da ne yapayım ben, kitabın adını öyle koymuşsun, açık ruh ameliyatı. Ruhu nereye konuşlandırırsın vücut içerisinde? Nasıl bir şeydir bu? Okulda öğretmişlerdir herhalde. Oralara girmediler. Şimdi şöyle paylaşayım. Şimdi Descartes demiş ki düşünüyorum öyleyse varım. Bunu nasıl söylemiş? Her şeyden şüphe ediyor ve her şeyden şüphe edebilirim diyor ve ben gerçeğin peşindeyim diyor ve şüphe ettiğim sürece gerçek aslında ulaşılmaz olandır diyor. Peki şüphe edebileceğim hiçbir şey olamaz mı ya diyor. Ve diyor ki evet olabilir, tek bir şeyden şüphe edemem. O da şüphe ettiğimden şüphe edemem. Ve diyor ki tek eminliğim buysa, bunu yapabilmek için bir algıya ve o algının bir düşünce sistemine ihtiyaç var. O yüzden de hayatta tek emin olabileceğim, düşündüğüm sürece var olduğum diyor. Yani Descartes aslında şunu söylüyor. Tek emin olabileceğim şey aklım ve bu aklımın ev sahipliği yapan bedenim. Ve bundan aslında bizim de bilebileceğimiz şey bu. Konu ruh ve yaradana girdiğinde diyelim. Şimdi ben bunların varlığına güveniyorum. İnanıyorum diyemeyeceğim çünkü o bir varsayım ama güveniyorum. Yani diyorum ki inşallah vardır çünkü yoksa yandık diyeyim. Ruhu nasıl tanımlıyorum? Ruh da aslında hani bu benim inancım, haliyle subjektif bir yaklaşım, izzetçe bir yaklaşım. Nasıl tanımlıyorum? Ruh benim için yaradanla bağlantı kurduğum bir hal diyelim. Burada aslında ruh varsa hani işte helva gibi, yani o üç malzeme helva olduktan sonra ayıramıyorsun. Bu şekerdir, bu undur diye hepsi bir bütün haline geliyor. Ve kitap yazarken, söyleşi yaparken, sahnede tiyatro yaparken, bir konuşma yaparken orada işte hani bir akış, the flow diye bir kitap var. Orada bir tabir var. Konuşan benim, ağzımı oynatan benim ama söylediklerim acaba kimin, yazdıklarım acaba kimin gibi bir hal yaratılıyor. Herhalde orada o ruh birazcık daha öne geçiyor bağlantıyı kurmak için. Yani en azından benim deneyimim bu şekilde diyebilirim. Bence burada bitirelim. Müthiş bağladın. Çok teşekkür ediyorum İzzet. Ben Açık ruh teşekkür ederim. ameliyatı
öneriyoruz bu kitabı da. Çok çok teşekkür ederim değerli görüşlerini benimle paylaştığın için. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle Emel. Çok çok teşekkürler. Nazikçe bu programa davet ettiğin için. Sevgiler.